biliyorsunuz. Özellikle ventilli maskelerle ilgili itirazlar söz konusu. En son Türk Hava Yolları'ndan uçaklara yolcuların bu şekilde binmesine izin verilmeyeceği, maskelerin değiştirileceği açıklaması yapılmıştı. Peki hangi maskeyi kullanmak daha güvenli hem kendimiz hem karşımızdaki için? 24 muhabiri İlayda Ayçiçek bu sorunun yanıtını aradı. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte maskeler de girdi. Artık onlarsız toplum içine çıkmıyoruz. Onlar yaşamımızın bir parçası haline geldi. Ancak onların da çeşitleri var. Örneğin şu an yüzümde gördüğünüz bir cerrahi maske ve bununla aslında toplum içine karışabiliyoruz. Bir de bunun ventilli dediklerimiz var, filtrelileri var. Türk Hava Yolları artık filtreli maskelerin uçuşlarda yolcular tarafından kullanılmasını istemiyor. Peki neden istenmiyor ventilli maske? Hemen bunu konunun uzmanına soracağız. Doçent Doktor Muhammed Fatih Evcimik bizlerle. Hocam, ventilli, filtreli maskelerle cerrahi maskelerin farkı nedir? Cerrahi maskeler 3 kattan oluşuyor ve porları çok dar. Dolayısıyla bizim virüslerin damlacık yoluyla bulaşmasına engel olan esas maskemiz cerrahi maske. Fakat toplumda maalesef biraz kumaş maske kullanımına yönelik bir eğilim var. Genel manada hiçbir şey bulamadıysak kullanmamız gereken bir şey olabilir. Fakat kesinlikle cerrahi maskeyle kıyaslanamaz. Çünkü cerrahi maskenin geçirgenliği ile kumaş maskenin geçirgenliği aynı değil. Her ne kadar ağzımızı burnumuzu kapatsa da porların geçirgenliği açısından cerrahi maskeyi öneriyoruz. Çünkü kumaş maskenin geçirgenliği çok çok fazla. Peki bu N95 dediğimiz, filtreli dediklerimiz onlar değil mi? N95 maske daha koruyucu, özellikle sağlık personeli için önerdiğimiz bir maske. Fakat N95'te de kapak sistemi var. Yani nefes alırken filtre çalışıyor fakat nefes verirken filtre çalışmıyor. Eğer bir hasta takarsa alırken kendini korumuş oluyor fakat verirken maalesef dışarıya virüsleri yaymış oluyor. Peki cerrahi maskede hasta biri kullanırsa dışarıya virüs yayması filtreliye göre daha mı az? Cerrahi maske kesinlikle daha koruyucu çünkü cerrahi maskede hem alırken hem verirken filtre özelliği devam ediyor. Eğer hastamız cerrahi maske kullanırsa, hatta çift kat cerrahi maske kullanırsa çok çok daha koruyucu olur. Fakat N95 kullanmasını önermiyoruz çünkü valve sistemi maalesef dışarı yayılmasına neden oluyor. Onun için N95 daha koruyucudur gibi bir yaklaşım var. Bu hasta için geçerli değil. Bu sadece hastayla temasta bulunan sağlık personeli için, risk altında olan insanlar için, çevredeki pozitif olmayan insanlar için koruyucu. Peki seyahat konusunda böyle bir kısıtlama getirildi. İlle de N95 kullanmak isteyen seyahat ederken nasıl kullanabilir? N95 kullanılabilir mi seyahat esnasında? Evet, kullanılabilir. Fakat bu kişinin negatif olduğundan emin olmamız lazım. Bu da mümkün değil. Sonuçta hepimiz her an pozitif olabiliriz. Onun için bizim önerimiz cerrahi maske. Eğer hasta daha da korunaklı bir şey istiyorsa çift kat cerrahi maske kullanabilir. Fakat ben N95 kullanacağım, bu şekilde daha korunaklı olacağım diyebilir. Fakat toplum sağlığı açısından N95'tense çift kat cerrahi maske daha iyi olur. Hatta tek kat cerrahi maskenin bile N95'ten toplumun sağlığı açısından daha koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Peki cerrahi maskeye dönecek olursak seyahat esnasında maske kullanımı nasıl olmalı? Bir defa maskeyi kesinlikle çıkartmamak lazım. Yani sadece zaruri durumlarda, işte yeme içme esnasında olabilir. Ama özellikle konuştuğumuz durumlarda mutlaka maske tüm uçuş boyunca takılı olmalı. Ağzımızı burnumuzu tamamen kapatmalı. Hatta dokunulmamalı. Çıkaracaksak mutlaka ipliklerinden tutup çıkarmalıyız ve yüzeyine dokunmadan atmamız lazım. Zaten kullanımı konusunda insanlar yeteri kadar bilinçlendi. Mümkün olduğu kadar cerrahi maskeleri çıkarmadan seyahat ediyorlar. Aynı şekilde seyahat eden çocuklarda da mümkün olduğu kadar maskeye dikkat edilmesini istiyoruz. Ama nedense insanlarımız genelde maskeye çok fazla temas ediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Zaten uçuşlarda da mümkün olduğu kadar yeme içmeyi kısıtladıkları için bu sürenin de kısıtlanması bizim için olumlu. Yani maskenin tamamen takılı olması ve uçuş boyunca kullanılması koruyucu olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi maskeler hayatımıza girdiler ama onların da çeşitleri var. Bireysel olarak korunmak değil, burada amaç toplumsal olarak toplumu bu hastalıktan korumak olduğu için filtreli maskeler yerine uzmanlar cerrahi maskeleri öneriyorlar diyelim. Ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayarak sözü tekrar size, stüdyoya bırakalım. Koronavirüs